Herkese selam. Gençler yeniden birlikteyiz. Atışlar dördüncü videodayız. E, yatay atışı inceleyeceğiz bu videoda. Şimdi daha önceki videoları mutlaka izleyin. 1, 2, 3. Bir de serbest düşme. İkinci videoda yukarıdan aşağıya atış hareketi. Üçüncü de aşağıdan yukarıya atış hareketi. Ve dördüncü de, de şimdi yatay atış hareketindeyiz. Şimdi yatay atış yerden haş yüksekliğinden 1 v 0 hızıyla yatay olarak atılan cismin yapmış olduğu hareket. Bu konuyu çok iyi kavrayabilmek için bu hareketi ikiye ayıracağız. Yatay ve düşey olmak üzere iki kısımda inceleyeceğiz. Şimdi yatayda ne oluyor? Yatayda bu cisim sabit hızlı bir hareketli gibi davranacak. Yani hareketin her anında bu yatay hızımız hiçbir zaman değişmiyor. Bakın yere düşünceye kadar yatay hız hep aynı. Demek ki burada sabit hızlı bir hareket söz konusu. Yani eşit zaman aralıklarında hep eşit yollar alarak ilerleyecek. Peki düşeyde ne oluyor? Düşeyde ise Serbest düşme kuralları geçerli. Birinci videoda bahsettik. Serbest düşmedeki bütün formüllerin hepsi burada da geçerli olacak. Yani o 5-15-25 kuralları devam edecek. Her saniye hızı 10-10-10 artma olayları yine devam edecek. Dolayısıyla bu tür hareketleri incelerken mutlaka iki parçaya ayırıp yatay ve düşey incelemesi yapacağız. Şimdi menzil dediğimiz bir kavram var gençler burada. Menzil bu cismin yatayda gidebileceği en uzak nokta. Burayı nasıl bulacağız? Şimdi x menzil dediğimiz ifade yatayda alınan bir yol olduğu için dolayısıyla bunun yatay hızı da sabit hızlı bir hareket olduğu için v0 çarpı t diyeceğiz. Yani t zaten bunun havada kalma süresi v0 da yatay hızı. Dolayısıyla x menzili bu şekilde bulmuş olacağız. Hatta şuraya da h dediğimizde h'da ise serbest düşme kuralı geçerli olduğu için bunu 1 bölü 2 gt kare g'yi de zaten 10 kabul ettiğimiz için yer çekimi 10 olan yerde bunu 10 kabul edince ne oluyordu? Burası 5'te kare oluyordu. Yani buradaki yüksekliğimizi 5 kare ile bulacağız. Menzilimizi ise V0 t formülüyle bulacağız. Yere çarptı ve yere çarptığında bu cismin iki tane hız bileşeni vardır. Birisi yatay ve diğeri de düşey. Şimdi yatay bileşen zaten söylediğimiz gibi buradaki V0'ın aynısı olarak buraya geliyor. Bu. Düşeydeki ise düşeyde de her saniye hızımız 10 10 artıyordu ve yere düştüğündeki düşey hızımız yani vy dediğimiz y bileşenindeki şu hızımız gt formülüyle bulunacak. Her saniye hızı 10 10 artı artı gt'ye gelecek. vy gt kadar olacak. Burası da v0 kadardı. Dolayısıyla buradaki yere çarpma hızı dediğimiz bu v v0 ile vy'nin bileşkesi olacak gençler. Yani buradaki bileşkeyi alacağız. E, buradaki hızı verip açıyı falan verdiği zaman da yine bileşenlerini ayırarak yatay hızı ve düşey hızı yere çarpma hızını bulabiliriz. Peki düşeyde ne oluyor? Düşeydeki hızımız her saniye 10-10 artıyor. Başlangıçta hiçbir şekilde düşey hızımız yok. Dolayısıyla sıfırdan başlıyoruz. Birinci saniyede hızımız 10 ama eksi yönü yerin merkezine doğru olduğu için ikinci saniyede eksi 20, üçüncü saniyede eksi 30 diye devam ediyor. Hatta buradaki e, şu alanları da hesap ettiğimizde yine birinci videodan hatırlayın. Burasına h dediğimizde burası 3 haş oluyordu. Bir süre sonra mesela bir saniye sonra burası da 5 h olacak. 3. saniyede. 1, 3, 5 kuralı yine aynen devam ediyor gençler. Yatayda. Şunu da söylerim önce. Düşeydeki yüksekliğimiz. Hani birinci saniyede 5 metre yol aldık. Tamam birinci saniyede 5 metre yol aldık. Dolayısıyla eksi 5. metredeyiz. İkinci saniyenin içerisinde 15 metre yol aldık. Ve toplamda 20. metreye geldik. Yani şöyle. Öncelikle. 5 metre sonra 15 metre sonra 25 metre yol alarak aşağı doğru iniyoruz. Bakın birinci saniyede 5 metre yol aldım. Dolayısıyla eksi 5'teyim. İkinci saniyede de 15 aldım. Yani toplamda 20 almış oldum. Dolayısıyla eksi 20'deyim. Mesela bir saniye daha ilerlesem 3 saniyede 45 metre yol almış olacağım. O zaman da burada 3. saniyede eksi 45. metrede olacağım gençler. 3. saniyede şu şekilde düşünürsek yani bu grafiğin devamı buraya gelmiş olacak bir şekilde. 5, 15, 25 kuralımız devam ediyor. İvmemiz zaten en başta da söylemiştik. Tüm hareket çeşitlerinde yatay, eğik, serbest düşme e, hareketlerin hepsinde yerin merkezine doğru 10'dur. E, eksi yerin merkezine olduğunu gösteriyordu. 10 da onun büyüklüğü idi. Yatayda da diyelim ki bir hızımız var. İşte örneğin 20 ile atılmış. Dolayısıyla yatay hız hiçbir zaman değişmiyordu. Hareket bitinceye kadar. E, yatay hızın zamanla olan bu grafiğindeki altta kalan alan da bize menzili veriyordu. Çünkü menzil x menzil v0 çarpı t demiştik. İşte v0 dediğimiz buradaki yatay hızımız. E, t de zaten süremiz. Sonrası ikisini çarptığınızda aslında siz şu alanı bulmuş oluyorsunuz. Bir örnek yapalım. Şimdi m kütleli cisim yerden 45 metre yükseklikten şöyle yazalım. 45 metre yükseklikten 40 metre bölü saniye hızla yatay olarak atılıyor. Şimdi cisim kaç saniye sonra yere düşer? Gençler Şimdi yere düşme olayımız yani şu önce yükselti elimde olduğu için yükseklik bilgisi hemen onu hareketin düşey bilgisiyle çözeceğim. O da serbest düşmeydi. Unutmayın düşeydeki bütün bilgileri serbest düşme formüllerinden çıkartacağız. Yataydakileri ise sabit hızlı hareket formülünden. E, buradaki olayımız şuydu. H eşittir 5'te kare demiştik. Şimdi benim H'im 45 metre. 5'te kareden T kareyi buradan 9. Dolayısıyla T'yi de 3 saniye buluyorum. Demek ki bu cisim 3 saniye sonra yere düşüyor. Peki. Cismin yere çarpma hızı nedir? Şimdi bu cisim 3 saniye sonra yere geldiğinde bunun bakın bir yatay hızı var. Bir de düşey hızı var. Şimdi yatay hızımız hiçbir zaman değişmeyecekti. Yani 40 ile atılmaya başladıysa dolayısıyla burada da hızı 40 olacak. Şimdi gelelim düşey hızına. Ee, 3 saniye sonra düşey hızımız ne olur? Her saniye hızımız 10, 10, 10 artıyordu. Dolayısıyla 3 saniye sonra bunun düşeydeki hızı 30 metre bölü saniye olur ve biz bu ikisinin bileşkesini alacağız yere çarpma hızı için 3-4-5 üçgeni bu gördüğünüz gibi. Dolayısıyla buradaki hızımız 50 metre bölü saniye olacak. Yani yere çarpma hızımız 50 metre bölü saniye olmuş oluyor. Menzil uzaklığımız ne kadar? Şurası menzilimiz x burası. Şimdi yani menzil yatayda olan bir bilgi. Yani onu soruyor. O zaman V0 çarpı T demiştik. V0'ımız ne kadar? İlk yatay hatınma hızımız 40. O zaman 40 çarpı bu havada kalma süresi de 3 saniye olduğunu bulmuştuk zaten. 3 ile çarptığınızda gençler benzilini 120 metre olarak buluyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Bir cisim yerden 80 metre yükseklikten hemen bunları yazalım. 80 metre V0 hızıyla şöyle atılıyor ve 120 metre uzağa düşüyor. Şurada da 120 metre olduğunu biliyoruz. Peki cismin yere çarpma hızı. Yere çarpma hızı dediği zaman yani yatay hızını bulacağız. Düşey hızını bulacağız ve sonra bileşkesini alacağız. Şimdi gençler önce bir süreyi bulalım. Bu cisim yere ne kadar sürede düşüyor? Elimde yükseklik bilgisi var. O zaman hemen diyorum ki h eşittir 5t kare. h'im 80. Buradan 5t kare Tek kareyi 16 buluyorum. F'yi de buradan 4 buluyorum. Peki bu cisim 4 saniyede yere geldi. Her saniye hızım 10-10 artacağı için düşeydeki hızım ne olacak? Hatta onu da şöyle yazalım yine. V, Y yani şuradaki Y bileşeni hızım. E ona da GT demiştik hatırlarsanız. G de 10'du. T de 4. Dolayısıyla V, Y hızım 40 metre bölü saniye. Şuradaki hızım 40. Peki yatay hızı nereden bulacağız? Yatay hızı da yatay bilgisinden bulalım. Menzilimiz belli. Menzil neydi hatırlayalım. X menzil eşittir. V0 çarpı T. Şimdi menzilimiz belli. 120. V0'ımızı bilmiyoruz. Ama T'yi biliyoruz gençler. T'yi bulmuştuk. Nerede? Şurada bakın. 4 saniye. O zaman buraya 4'ü yazarsak V0'ı da buradan 30 metre bölü saniye olarak buluyorum. Tamam. V0 yata yazın benim. Şurası. 30. E biz ne arıyoruz? Biz bunların bileşkesini arıyoruz. Şurayı arıyoruz. Yine 3, 4, 5'ten 30, 40, 50 olmuş oluyor. Benim yere çarpma hızım 50 metre bölü saniye. Şimdi buradaki e, 3, 4, 5'ten hep söylüyoruz ama hani onu tam olarak kavrayamayan arkadaşlarımız varsa şöyle. E, yani bizim yatayda 3, 3'ün katı, 10 katı, 4'ün 10 katı, bu da 5'in 10 katı oluyor. E, Pisagor yapıyoruz aslında bir başka deyişle. 3, 4, 5 üçgeninin katlarını alarak istediğimiz sayıya genişletebiliyoruz. 3 kilogram kütleri bir cisim V0 hızıyla yatay atıldıktan 3 saniye sonra yatay hızı düşey hızına eşit oluyor. Şimdi cisim de 6 saniyede yere düşüyormuş. Buna göre bir takım sorularımız var. Şimdi 3 saniye sonra bu cisim nerede olur? Şurada bir yerde olur. Burada bir yerde. Ve bunun buradayken yatay hızıyla düşey hızının eşit olduğunu söylüyor Bakın 3 saniye sonra yatay hızı düşey hızına eşit. Peki 3 saniye sonra düşey hızını ben bulabiliyor muyum? Evet. Her saniye hızı 10 10 artıyordu aşağı inerken. O zaman 3 saniye sonra bunun düşey hızı 30 olur. Yatay hızın da düşey hızına eşit olduğunu söylüyorsa demek ki burası da o zaman 30. Ve hareketin tamamında yatay hız hiç değişmediği için ben buradan V0'ı direkt olarak 30 olarak belirliyorum. Bakın buradan aldığım bilgiyi hemen buraya taşıdım. Yatay hızım 30. Peki. 6 saniyede yere düştüğünü söylüyor. 6 saniyede. O zaman bu cisim buraya geldiğinde bunun yatay hızı ve düşey hızı yatay hız değişmeyecek. 30 30 yine burası 30 olacak. Fakat düşey hızı 6 saniye sonra bunun yata, e, düşeydeki hızı 60 metre bir saniye olacak. Her saniye 10 10 arttığı için. Hani şunu aramaya çalışıyorum şu an. Yere çarpma hızını soruyor ya. Şu an elimde ne var? Yatayda 30'um var. Şunu şöyle göstereyim. Yatayda 30'um var. Düşeyde 60'ım var. Ben de bunu bileşkesini arıyorum. Şurayı arıyorum. Bakın burası 30. Burası 60. Ben de şurayı arıyorum. V'yi. Ne yapıyorum? Burada Pisagor yapalım. V'nin karesi eşittir. 30'un karesi artı 60'ın karesi. 30'un karesi 900. 60'ın karesi 3600. Topladığımda burası 4500 yapıyor. Tabi bu V kare. Her tarafın karekökünü alırsam bu şekilde. Gençler buradan V'yi bunu 900 çarpı 5 olarak düşünürseniz 900'de kök dışına 30 olarak çıkar ve 30 kök 5 metre bölü saniye bunun yere çarpma hızıdır diyoruz. Yani şurada bir yere çarpma hızı var bunun. Bunun değeri de 30 kök 5. Peki. Atıldığı yükseklik. Şimdi 6 saniyede aşağı iniyor bu. O zaman h eşittir 5 de kare formülünü uygulayalım. h eşittir 5 çarpı t'nin 6 olduğunu biliyorum. O zaman 6'nın Karesi diyorum. Altının karesi. 36 çarpı 5'ten yüksekliğinin 180 metre olduğunu buluyorum. Menzil. Menzile gelince. Burası menzilimiz. E menzil yatayda olan bir e, bilgi. O zaman demek ki x eşittir. Peki, V0 çarpı t. Peki v sıfırımız ne? Yani yatay hızımız nedir? Yatay hızımız 30. 30 çarpı t de zaten 6 saniyeydi. O zaman menzilimiz 180 metre bulunur gençler. Evet, k cismi t sürede L'den geçiyormuş. 2 ee, t süre sonra nerede olduğunu soruyor soru. Şimdi gençler önce t sürede bu cismin buradan buraya geldiğini öğrendik. Peki buraya geliyormuş. Şimdi t sürede yatayda, yatayda bakın 3 birim yol almış. Düşeyde ise 1 bir birim yol almış. Yani yatay ve düşey diye ayırırsam ben burayı t sürede t sürede yatayda 3 birim düşeyde 1 bir birim. Peki 2t sürede soruyor. Yani 1t daha geçecek. Yatay hızımız hep sabit olduğu için bakın yatay hız hep sabit. Dolayısıyla 2t sürede ben bu sefer aynı hızla 1t'de e, bir 3 birim yol alıyorsam 2t'de 6 birim yol alırım. Buraya çok dikkat edin. Peki düşeyde ne olacak? E, düşeyde bizim kuralımız şöyle değil miydi? h 3h 5h diye yani o zaman ben buraya bir H dersem bir saniyede buraya geliyorsam yani bir T'de buraya geliyorsam o zaman diğer T'de benim 3H almam gerekiyor gençler. Yani şöyle 3H'lık bir yükseklik almam gerekiyor. Çünkü H, 3H, 5H diye devam ediyordu. Yatayda da 6 birim yol almam geliyor gerekiyor. 3 ve 6. Dolayısıyla e buradan işte 4 birim geldi. Buradan da 6 birim ilerleyince bakın ben R noktasına gelmiş oluyorum. Yani şurası da toplamda 2T'de 4 birim olmuş oluyor. Sebebi şu. Her saniye düşeyde 1, 3, 5 diye devam ediyorduk. E burada 1T'de bir birim geliyorsa o zaman ikinci 1T'nin içinde de 3 birim gelmem lazım. yatay hızım hep sabit. Burada 3 ilerledim. O zaman 2T'de 6 ilerlerim. X'in kesişim noktası da beni R'ye götürüyor. Cevap da burada R noktası olur. Bir cisim yerden haş kadar yükseklikten yatay olarak atıldığında 6 saniye sonra 100 metre bölü saniye hızla yere çarpıyor. Yani bu cisim yere çarptığında hızı 100'müş gençler. Hızı 100. Peki. 6 saniye sonra çarpıyormuş. O zaman ben bunun hemen düşey hızını bulurum. Onu bulunca zaten yatayına da ulaşırım. 6 saniye sonra bu cismin düşeydeki hızı 60 olur gençler. Çünkü neydi hatırlayın. V eşittir yani her saniye 10-10 artıyor. O zaman 6 saniyede bunun düşeydeki hızı 60 olur. E bu da biliyorsunuz 6-8-10 üçgeninin katları. Yani burası 100 ise burayı 60 verdiğinde burası o zaman her durumda 80 olmuş olacak. Yani yatay hızımız 80. O zaman ben burayı bulmuş oluyorum. Bakın 80 metre bölü saniye yatay hızıyla atılmış oluyor. Yatay hızına ulaşmış olduk. 80 metre bölü saniye. Atıldığı yükseklik. Peki H. Şöyle yazalım. 6 saniyede düştüğünü biliyoruz. H eşittir 5'te kareden. Az önceki soruda da karşımıza gelmişti hatırlayın. 5 çarpı 6'nın karesinden 180 pardon önce şuraya bir 36 yazayım. 6'nın karesi 36. H de buradan 180 metre bulunur. Menzil. Menzili de yatayda şöyle x eşittir. Ve 0 çarpı t diyeceğiz. V 0'mız işte 80. 80 burası çarpı t 6 saniyeydi. O da ne yapıyor gençler? 480 metre menzilimiz olmuş oluyor. Yani önce şuradan yola çıktık. Bakın yatay e, pardon yere çarpma hızını 100 vermiş. 6 saniyede yere düştüğünü söylediği için hemen buraya 60 diye ulaştım. 6 8 13 geninde madem burası 100 burası 60 o zaman burası 80. Yatay hızım 80'i buldum. Haşı 5 kare formülünden buluyorum. Menzili de gençler V0 T formülüyle buluyorum. Evet. Cisimlerin yatayda aldıkları yollar sırasıyla XK, XL ve bunların oranını soruyor. Peki. Şimdi K'nın yüksekliği 20 metre. L'nin yüksekliği 5 metre. Önce bunların sürelerini bulalım. Yani ne kadar zamanda yere düşecekler onları bulalım. K için yapıyorum. Sonra bir de L için yapacağım. Şimdi K için H eşittir 5'te kareydi. E yüksekliği bunun işte K için 20 metre. Bütün yükseklik 20 metre. Dolayısıyla 5 5'te kareden T kare buradan 4. Ve T'yi 2 saniye buluyorum. Peki. Gelelim buraya. Aynı formülü buna da yapıyorum. 5 T kare formülü. Bunun yüksekliği bakın 5 metre. şurada 5 metre. O zaman haşa 5 yazdım. 5 T de kare dedim. T kare buradan 1. T de buradan yine 1 olarak karşıma çıkıyor. Peki. Süreleri buldum. E şimdi artık menzillerini bulabilirim. XK'yı yazalım. XK. Yani K'nın yere... Ee, düştüğündeki menzili. O da V0T idi. V0'ı zaten bakın 10. O zaman ne diyorum? 10 çarpı T'si. T'si de 2. Nereden bulduk? Şuradan. K için. T'yi 2 bulduk. O zaman bu. XL. onun yatay hızı burada. Bakın 20. 20 çarpı T'si. L'nin T'si de burada. Bakın 1 saniyede düşüyordu. 1. Burası XK bölü XL oranını soruyoruz. 20 bölü 20'den cevabımız 1 geliyor. Demek ki bunlar aynı yere düşeceklermiş yatayda. Evet burada da x ve v değerlerini bulun diyor. Hemen bulalım. Nereden başlayalım derseniz bakın şurada düşeyde güzel bir bilgi var. 45 metre yüksekliğimiz var. Hemen h eşittir 5 kare formülünü uyguluyorum. h'ın yerine 45'i yazıp 5 de kare diyorum. t e kareyi buradan 9 olarak bulup t'yi de 3 olarak belirledim. t3. Peki 3 saniyede yere düşüyor. Şimdi hemen menzil bulalım. Menzil. X eşittir. V0 çarpı T. Peki V0'ımız ne? Yatay hızımız 40. Hemen buraya 40 yazıp T'yi de zaten 3 diye bulduk. Gençler buradan menzilimiz 120 metre. Peki bir de ne bulacağız? V yere çarpma hızını bulacağız. Şimdi yere çarpma hızını bulurken yatay hızımız şunu şöyle yapayım. Yatay hızımız var ve düşey hızımız var. Yatay hızımız ne kadar? Hiçbir zaman değişmiyor. Hatırlayın, yatay hız 40, 40, 40 hareketin her noktasında 40 metre bölü saniye. Şimdi gelelim düşey hıza. E bu cisim 3 saniyede yere düşüyorsa, o zaman düşey hız 10, 10, 10 yani 30 metre bölü saniye olur. Yine bakın ne oldu? E şöyle, yatayda 40 var, düşeyde 30 var. O zaman bunun bileşkesi ne olacak? Burası 40, burası 30. İşte yere çarpma hızı bileşkesi de buradan 30, 40, 50 metre saniye bulunur. Evet x1 bölü x2 menziller oranı soruluyor. Yine burada t'ler yok dikkat edin. Önce bunların yere düşme sürelerini bulmaya çalışalım. Şimdi formülümüz şuydu. H eşittir 5 t kareydi. Şimdi buradan şöyle bir yorum yapacağız. Bakın h ile t kare orantılı. T kare h ile orantılı. Yani sen 1 h'dan bu da 4 h'dan. Zaten bu 1 h'dan düştüğü için hatırlayın serbest düşmede h 3 h 5 h diye gidiyordu ya. O zaman bu 1h'sa ben buna derim ki sen 1t'de yere düşmüşsün. Bunu da şöyle yaparım. h ve 3h diye düşündüğümde zaten 4h yapıyor dikkat edin. O zaman demek ki burası 1 saniye, burası da diğer 1 saniye. Yani 2 saniyede yere düşmüş o zaman. Yani 2t de diyelim buna. Böyle bir e, zamanla ilgili bilgi çıkarttım. h 3h toplam 4h burası. E, bu da 1h yani burası da 1t olmuş oluyor gençler. Burası 1 bir saniye, 1t. Bir burası 2 birimden oluştuğu için 2t x1 yazalım. x1. Buraya yazayım. x1 eşittir. x1 bunun menzili. Yani yatayız v çarpı uçuş süresi t. x2 de diğer hareketin menzili. Şurası. Onun da yatay hızı yine v çarpı uçuş süresine de 2t dedik. Ve bunların oranını sorduğu için işte vt bölü 2vt'den cevabımız 1 bölü 2 olur. Yine benzer bir mantık. Bakın burası h h olan e, yükseklik diyelim ki bu t sürede yere düşmüş olsun. Burası da 9h yani h 3h ve 5h diye düşündüğünüzde toplam 9h yapıyor bakın. Zaten h da 5'te kareyle orantılıdır. Oradan da düşünebilirsiniz. Yani e, yüksekliğin karekökü. Yani şöyle düşünün. Haş e, h eşittir 5'te kare. 5 zaten sabit bir sayı. Hepsi için aynı. O zaman gerek yok h ile t kare orantılı. Yani siz t'yi bulmak istiyorsanız kök h'a bakmanız gerekiyor. Kök h yani kare kökünü aldım. Yazamadım. E, orantılı diyelim hatta. buna eşit de demeyelim de orantılı. Yani t h'ın kare kökü ile orantılı. E, h'ın kare kökü 1. O zaman 1 t. E, 9'un karekökü kökü 3. O zaman bununki de 3 t yapacak. Yere düşme süreleri. Şimdi gelelim buradaki menzili yazmaya. Bunun menzili 1 x. 1 x neyden oluşuyor? vx yatay hız çarpı uçuş süresi 3t. Bunun menzili 3x. Bunun yatay hızı bakın burada vy. Çarpı uçuş süresi de buradan t. Şimdi bunları oranlarsam taraf tarafa t'lerden x'lerden buradan kurtuluyorum. Ne oldu bakın burası? 1 bölü 3 eşittir. 3 vx bölü vy oldu. 3 vx bölü vy. Şimdi ne yapacağım burada? İçler dışlar yapayım. Vy eşittir. 9 Vx. 9 Vx. O zaman demek ki Vx bölü vy 1 bölü 9 oluyor gençler. Burada tabii şunu da yapabilirsiniz. Yani bu 3'ü buradan matematiksel olarak buraya da atabilirsiniz. Yani şöyle düşünün. 1 bölü 3 eşittir. 3 Vx bölü V'ye. Yani ben açık açık yazdım buraya tabii ama isteyen arkadaşlarımız matematiksel olarak bu 3'ü hemen buraya çarpım olarak gönderip bu üç buraya geldiğinde burayı ne yapar? Tabii doğal olarak 1 bölü 9 yapar. E burası da vx bölü vy olarak kalır. Ve yine aynı şeye ulaşmış oluruz. Evet benzer bir çalışma yine. Bakın vx buradan atılıyor. vy buradan atılıyor. Menzilleri aynı. Aynı noktaya düşmüşler. Gördüğünüz gibi menziller aynı. E burada da yatay hızları soruyor. Şimdi ne demiştik? Hatırlayın. E kök h orantılıdır t ile demiştik. Yani e bunların uçuş süreleri karekök içinde h. Yani yüksekliğin karekökü. Şimdi bunun yüksekliği 4. Karekökü 2. O zaman demek ki bunun uçuş süresine 2t diyebilirim. E bunun yüksekliği dikkat edin 9h. Burası 9h toplamda. Karekökü 3 yapar. O zaman bu da 3t ile orantılı diyebiliyorum. Şimdi aynı yere düştükleri için bunların menzillerini eşit yapacağım. Yani x'leri mesela bunun x menzilini diğerinin menzilini eşitleyeceğim. Şöyle yapayım o zaman. Bu x x gibi oldu. Yani x'in menzili e, bu da y'nin menzili gibi. x'in menzili y'nin menzili. Şimdi eşit bunlar. Nereden biliyoruz? Aynı noktaya düşmüşler. Peki bunun menzili nasıl bulunuyordu? Yatay hızı yani vx çarpı uçuş süresi 3t. Bununki de vy çarpı bu da 2t. T'lerden kurtuluyorum. E, i̇şte 3 vx 2 vy Vx bölü vy yi sorduğu için Vx bölü vy de buradan 2 bölü 3 olarak bulur. Evet H1 bölü H2 oranı soruluyor. Bu sefer şuradaki e, yollardan yardım alacağım. E, yatay hız hep sabit olduğu için eşit zaman aralıklarında eşit yollar alır. e Şimdi buradaki geçen süreyle buradaki geçen süreyi orantılayabiliriz. Sonuçta e, buradaki yol daha uzun. Dolayısıyla burada 3T süre geçmiştir. Burada da T süre geçmiştir. Yani hareketli buradan buraya gelinceye kadar 3T süre geçmiştir. Buradan buraya gelinceye kadar da 1T süre geçmiştir. Şuradaki 3'e 1 olayından. Peki burada 3 saniye ya da 3 birimlik bir zaman geçtiğine göre o zaman burası H, 3H ve 5H olur. Gençler H, 3H, 5H çünkü 3T süre geçmiş. Burada devamında 1T süre geçmiş. E, 5H'dan sonra ne geliyordu? 7H. O zaman H1 denen şey bu yükseklik şunların toplamı olur. Yani 8 ve 9H olur. H2 denen de 7H olur. Biz bunların oranını arıyoruz gençler. Bunlar sadeleşince 9 bölü 7 bulunur. Evet burada da V1 bölü V2 oranını soruyor. Yine menzillerle yüksekliklerle ilgili bilgilerimiz var. Önce süreleri bulalım. Süre için ne demiştik? Kök h ve orantılıydı t ile. Şimdi bunun h'ı zaten 1 h. 1'in kökü 1 olduğu için dolayısıyla ben bunun uçuş süresine 1 t diyorum. Bunun yüksekliği 4 h olduğu için toplamda 3 h ve 1 h'dan 4 h. Her kökünü alıyorum 2. O zaman bunun süresine 2 t diyorum uçuş süresine. Şimdi e, bunun menzili bakın buradan buraya geldiği için menzili 2 x. Şurası 2x. O zaman bu 2x neye eşit? 2x yatay hızı t1 v1 çarpı uçuş süresi t. Bunun menzili de x. Onunki de bakın hızı burada v2 çarpı uçuş süresi. Yalnız onu dikkat edin 2t. Umarım karışmamıştır. Yani yüksekliklerin karekökünden zamanları bulduk. İşte 1h'ta 1t, 4h'ta karekökünü aldık 2t. Sonra bunun menzili 2x yazdım. 2x'i kendi hızıyla kendi zamanını çarptım. E bunun menzili de buraya düştüğü için x x onun hızı ile onun süresini çarptım. Şimdi bunları oranlıyoruz. T'ler gitti. Şuradaki x'ler gitti. 2 eşittir. V1 bölü 2V2. Şimdi ben V1 bölü V2 arıyorum. Dolayısıyla bu sayıya benim ihtiyacım yok. O zaman bu normalde işler dışlar yaparsam nereye gidecek? Bu buradan buraya gidecek gençler. Yani işte bakın buraya gidecek. O zaman oraya götürüyorum onu. 2 çarpı 2 oluyor burası. 4. Diğerlerine aynen kalsın. V1 bölü V2 olarak. Evet gençler bir sorumuz daha var. Şimdi H yüksekliğinden 60 metre bölü saniye yatay olarak atılan K cismi yere yüzlük hızla çarpmış. atıldı yüksekliği soruyor. Şimdi bunun yere çarpma hızı 100. E, bir de bunun tabii ki değişmeyen bir yatay hızı ve bir de düşey hızı var. Değişmen yata hızımız bakın 60. O zaman bunun yata hızına 60'ı yazıyorum. 6, 8, 10 üçgeninden yine benzer mantıkla burayı da 80 metre bölü saniye olarak buluyorum. Arzu ederseniz Pisagor'dan da yapabilirsiniz. Şimdi bir cisim yere 80 metre bölü saniye çarpıyor. E, serbest düşmede bunun anlamı nedir? Her saniye 10, 10 artıyorsa demek ki ne zaman 80'e ulaşırız? 8 saniyede. O zaman bizim uçuş süremiz 8 saniye. Peki haşı nasıl buluyorduk? H eşittir. 5 T kare. Yani 5 çarpı t 8 bulmuştuk. 8 bulmuştuk. Evet. 8'in karesi. O da 5 çarpı 64 yapar 8'in karesi ve buradan 320 metre yükseklikten atıldığını buluyoruz. K-L noktalarından sırasıyla V1-V2 hızlarıyla yatay olarak atılan cisimler şekildeki yörüngeyi izlemektedir. V1 bölü V2 oranı nedir diye soruyor. Şimdi gençler bunların bakın menzilleri eşit. Yani bu buradan buraya düşüyor, bu da buradan buraya düşüyor. Demek ki bunların menzilleri eşit. Peki, e, karekök alıyorduk hatırlarsanız bu yüksekliklerin karekökünü alarak kök h orantılıdır t ile diyorduk. Ne dedik o zaman? E bunun karekökü 2. O zaman burası 2t'de demek ki yere geliyor. Bu da karekökü 3 yapar. Bu da 3t'de yere geliyor. Yani yere çarpıyor. Menziller eşit. O zaman yine xk eşittir x xl diyebiliriz. Kağıdan K'dan atılan ve L'den atılan diye. Şimdi bunun menzili nasıl bulunuyor? Kendi yatay hızıyla kendi süresini çarpıyorum. Yani V1 çarpı 3T. Bu da kendi hızı V2. Süresi de 2T. Bu da V2 çarpı 2T. T'leri atalım. 3 tane V1. 2 tane V2 eşit. E biz V1 bölü V2'yi arıyoruz. Dolayısıyla burada terslik oluyor. Hatırlayın 3 yanında 2 olmalı. 2 yanında 3 olmalı. Yani V1 bölü V2 de 2 bölü 3 olur. Arkadaşlar buraya kadardı. Umarım faydalı olmuştur. hepinize izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. başarılar.